Ona öyle ismini hitap etmeyeceğiz. Baba emniyet midir bu? Ne emredersiniz? Bol bol abur cubur. Tamam. Gideceğiz hep arkadan, tamam mı şimdi? İyi misin? Şapkayı başına ört ama. Ört bakayım. Tak bakalım hadi. Ya bilmiyorum, olmuyor. Tanımıyorum onu da. Bir daha söylesene. Polis oldukları için mi? He? Tanıyorum. He, utanma, utanıyorsun utanma. Ha. Utanma, utanma. Biz sizin yanınızdayız hep, biliyorsun değil mi? Evet. Şapkayı takmışsın bak. Ya, ne tamam, ya? Dokun, tamam, dokunmuyorum. Kaymakam Bey, bugünün müdürü. Öyle emniyet mi? Müdürü bu, değil mi? Dokunmuyorum. İstediği tamam. Arabaya binecek. Çap ya. Aferin sana. Ben de binebilir miyim arabalara? Hayır. Tamam, tamam binmiyorum. Tamam, anlaştık. Müdür Bey binebilir mi? Hayır. Ben de binmiyorum, peki. Aferin. Tek mi bineceksin? Tamam. Tamam, merhaba, merhaba. Nasılsın? İyi misin? Güzel mi şapkan? Elbette hiç kolay olmayan bir hayatlarımız var. Aileleriyle beraber çocuklarımızın, evlatlarımızın onların hayatlarını daha kolay hale getirmek için elimizden gelen çabayı sarf etme niyetindeyiz. Bu münasebetle kardeşlerimiz sağ olsun polis abileri, polis ablaları ihtiyacı olan çocuklarımıza, evlatlarımıza hayatı biraz daha kolaylaştırmak adına 4 tane tekerlekli sandalye aldılar. Kendi ücretlerinden, kendi kazançlarından onlara hediye etmek istiyoruz. Onun dışında bir gün onlara hediye etmek istiyoruz. Hediyemizin de takvimini söyleyecek olursak, önce polis arabalarıyla şöyle bir dolaşacaklar şehirde. Polis olmak nasıl bir şey? Bir de polis arabasının içinden dışarıya bakmak nasıl bir şey onu görecekler. Eğer ki onlara bir güne hediye edebilirsek aileleriyle ne mutlu bizlere. Ki unutmuyoruz ki her sağlıklı birey bir engelli adayı. Bunun farkındayız. Sağlık Dünya Engelliler Günü. Misafirlerimize öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Emniyet teşkilatımıza bugün bu aileleri ve çocukları mutlu ettiği için teşekkür ediyoruz. Tabii ben de bir engelli abisi olarak şunu söyleyebilirim. Engellilerimizin, bir Down sendromlu kardeşim var. Engellilerimizin sadece 3 Aralık günü değil, tüm gün yanında olmamız gerektiğini hatırlatmak isterim. Toplumsal hayattaki yerlerini kazandırabilmek için, aileleriyle birlikte çocuklarımızın toplumsal hayat içerisinde daha fazla yer edinebilmesi için hem kurumlar olarak, hem devlet olarak, hem özel sektördeki devlet yatırımları, özel sektör yatırımları olarak çocuklarımızı daha fazla sosyal hayatın içerisinde yer edindirmeyi sağlamamız gerekiyor. Tabii Engelliler Günü dolayısıyla bazen çok şeyi engellilerimizi hatırlıyoruz ama dışarı çıktığımız zaman bugünün dışında çok fazla da onlarla ilgili bir şey yapmıyoruz. Bugün engelliler için yapılan rampaların önüne araçlar park ediyor. Engelliler için yapmış olduğumuz sarı çizgilere bir bakıyorsunuz işte masalar atılıyor. Engelli rampaları başka bir amaçla kullanılıyor veya kapalı bir şekilde duruyor. Tabii biraz önce müdürümüzün de ifade ettiği gibi her birimiz bir engelli adayız. Dolayısıyla yarınımızın ne olacağı hiç kimse bilmiyor. Allah dışında kimse yarının ne olacağını bilmiyor. Bizler de bu durumu yaşayabiliriz. Dolayısıyla çocuklarımızın, ailelerinin daha iyi bir şekilde toplumsal hayatta yer edinebilmesi için, ailelerine de yardımcı olmak adına devlet olarak elimizden geleni, her şeyi ve sadece devlet olarak da yetmiyor. Sosyal hayatın içerisindeki her bir bireyin elini taşın altına koyarak bu arkadaşlarımıza, bu gençlerimize yardımcı olması gerektiğini ben belirtmek istiyorum. 19 yaşındayım. Doğuştan gelen bir yürüme engeli problemim var. Ama bu hiçbir şeye engel değil. Hani her türlü ortamdan, her türlü şeyden nasıl ki arkadaşlarım mahrum olmuyorsa ben de olmuyorum. Bunu kendi arkadaşlarıma da öneriyorum. Hani hiçbir şeyden kendilerini eksik etmesinler veya bir yerleri hastalıklıysa diye bunu kendilerine
engel görmesinler bence. Sonuçta bu bizim engelimiz değil. Biz de geziyoruz, biz de dolaşıyoruz. Bizim de arkadaşlarımız var. Biz de birçok şey yapabiliyoruz. Ben